Daha birinci kişi değildi. Daha çok üçüncü kişiler aracılığıyla duyduk. Ne jandarma bizi aradı, ne savcılık aradı, ne yaralayan kişinin ailesinden biri aradı, ne arkadaşlarından biri. Batman'dan tamamen duyduk bu olayı. Batman'dakilerin aracılığıyla duyduk. Onunla beraber olan birinin kayınıyla o bizi aradı. Benim eniştem de vurulmuş. Sizin abinizle beraber. Yalnız biri vefat etmiş. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Bize de bilgi vermediler. Biz apar topar kalktık, gittik ve o gün içerisinde sabaha karşı vardık. Hiç kimse bizi aramadı. Ne ilgilenen oldu, ne arayan oldu, ne bir bilgi veren oldu. İşte cenaze Cide'den kaldırıp Kastamonu'na getirilmiş. Ondan bile haberimiz yok. Olay yeri inceleme yapılmış. Ondan haberimiz yok. Cenazeyi göstermediler. Sadece savcılık otopsi esnasında abim gördü. Ve gördüğü kadarıyla da enseden tek kurşunla. Çamaşır iddiasıdır, şizofren iddiasıdır, madde bağımlısı iddiasıdır. Bunun hakkında bize net bir bilgi verilsin. Bize vuran şahsın sağlık raporu. Elinde barut izi var mı? Olaya şahit olan var mı? Bodrum'da olmuş. Bodrum'dayken nasıl bir çamaşır iddiası oluyor? Ve söylediklerine göre bu çamaşır da hanımınınmış ama adam bekar. Ve ondan ziyade annesi var. Annesi 70 yaşında. Yaşlı. Nasıl böyle bir çamaşır detayı kim ortaya atabilir ki bunu? Yani nasıl bir iftiradır? Olayı örtbas etmek mi çalışıyorlar? Adamları satın almaya mı çalışıyorlar? Başka türlü örtmeye mi çalışıyorlar? Adam nüfusu fazla diye adam mı devreye koymaya çalışıyor? Jandarmasıdır. Olabilir. Savcılığıdır. Olabilir. Polisidir. Olabilir. Biz bunun peşini zaten bırakmayacağız. En güçlü hukuki yollardan başvuracağız. Hakkımızı arayacağız. Arkadaşları oturmuş, o da gelmiş. Tabii eğer oysa biz bilmiyoruz. Sigara sarı vermişler, sohbet etmişler. Ondan sonra tamam hoş beş etmişler, sigara vermişler. Adam parasını da teklif etmiş, yok bize hediyemiz olsun demişler. Bodrum'a geçip üstlerini değiştirecekler, işe başlayacaklar. Adam geliyor arkadan, daha sırtları dönük. Bunlara pompalıyla, alt tüfeğiyle sıkıyor otomatik tüfekle. Arkadaşlardan biri atlıyor, masanın altına saklanıyor, kurtuluyor. Abim arkası dönük, yani iddiaya göre ensesinden yemiş. Enseden tek kurşunla vefat etmiş. Diğer arkadaşın kafasından sıyırmış, kaburgadan darbe almış yaralı şekilde. Bu şekilde kurtulmuşlar. Ve olaya şahit olan kim var? Köylüler var mı? Olayı gören. Bu adam ne şekilde kaçmış? Silah nerede? Adam tutuklu mu? Tutuklu mu yargılanıyor? Sağlık raporu aldı mı? Sadece otopsi yapıldı, cenaze ibde teslim eder, ölüm belgesi elimize koyup sıkıştırıldı, gönderdiler. Otopsi raporunu 5-6 ay sonra çıkacak dediler. Bu da çok saçma bir şey. Otopsi raporu. Otopsi yapıyorsun, raporu tut gör. Yani ne yazdığı belli olmuyor mu? 2 ay kadar oldu. 2 ay kadar orada. Kendi halinde çalışıyor. Bir yerde iş çıktım, oraya gidiyor. Kimseye bağlı değil. Herhangi bir şirkete, herhangi bir firmaya, herhangi bir tüzel kişiye bağlı değil. Tamamen bağımsız, kendi arkadaşlarıyla bir yerde iş çıktı mı gidiyor, boyuyor, parasını alıp geliyor. Hiçbir muhatap bulamadık. Muhatap bulamadık ki konuşalım. Gittiğimiz hastane polisi bile hiçbir bilgi vermedi. Yani olay yeri inceleme bize bilgi vermedi. Olay yeri inceleme raporu hakkında bilgimiz yok. Vuran kişi hakkında bilgimiz yok. Vurulan yer hakkında bilgimiz yok. Köyün sadece ismini biliyoruz.